Evet, adım adım 31 Mart'a gidiyoruz. Artık son düzlük diyebiliriz. Sadece 14 gün var bugün itibariyle dediğim gibi ve tabii heyecan da dorukta. Biz de belediye başkan adaylarını ağırlamaya, onlara projelerini sormaya devam ediyoruz. Şimdi değerli bir konuğum var. Samsun'dan AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Halit Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler. Günaydınlar. Nasılsınız? Günaydın. İyi misiniz? İyiyiz. Samsun'a selam getirdik size. Çok teşekkürler. Karadeniz'in en kuzeydeki yıldızından Türkiye'nin selam getirmiş olduk. Samsun'a, Türkiye'ye, Türkiye'deki tüm Samsunlara selam ediyorum ben. Çok teşekkürler. Nasıl? Dedim ya biraz önce, yani çok heyecan dorukta tabii, büyük şehirlerde, ilçeler evet. bazında da. Gözler aslında her yerde, yani bütün Türkiye'de heyecan var. Samsun'da o yarış nasıl, o atmosfer nasıl? Biraz seçim oradaki demek, yarış demek. Atmosferini anlatın seçim bize. Seçim demek lütfen. Yarış demek. Sadece büyük şehir değil, 17 ilçeyle beraber de olunca muhtarlıklar seçimleri var vesaire derken bir seçim havasına şehir girmiş oluyor. Tabii bu seçim havasına şehir girdi ama tabii AK Parti 4 dönemdir Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor ve 13 tane belediyede AK Parti, yine 2 tane belediyede de Cumhur İttifakı ile beraber 15 alt belediyede de Samsun'da AK Parti Cumhur İttifakı belediye başkanlıklarını yürütüyor şu anda. Siz de çarşamba ben belediye başkanısınız. Evet. Yani 2019'da seçildiniz. Evet. Ben de Samsun Çarşamba ilçesine ilk önce 2014'te AK Parti ilçe başkanlığı göreviyle siyasete başladım. Sonra da 2019'da belediye başkan adayı olduk. Çarşambalı hemşehrilerimizin teveccühleriyle seçildik. Şehrimizin sorunu olarak gördüğümüz işlerle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Bugün de Cumhurbaşkanımız tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendik. İlk belirlenenlerin arasında en genç Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'ydım. Daha sonrasında daha genç arkadaşlar da belirlenmiş oldu. Çok genç var bu seçimde, evet. O kadar çok genç güzel adayları şey. Görüyorum ki çok güzel. Çok güzel, şey. Çok güzel tabii, evet. Çok güzel. Şimdi Samsun 4 dönemdir dediniz değil mi? Evet, AK efendim. Parti tarafından evet, yönetiliyor. Efendim. Şimdi bu seçimde nasıl? Ya çok aday var mı bir kere? Çünkü Türkiye'nin her yerinde böyle çoklu adaylarla giriliyor tabii, seçime. Tabii yani şey Samsun'daki gibi değil. Ne? 2019 gibi değil. O dönem daha böyle birkaç partinin ya da birkaç partinin birleşerek aday çıkartarak yarıştığı bir süreçken bugün her partinin hemen hemen adayının olduğu bir süreç yaşıyoruz. Ama seviyeli bir siyaset anlayışı Samsun'da hakim. Eskiden beri de öyledir. Samsun farklılıklarını çok iyi barındırabilen bir şehir. Siyasette de bunu birbiriyle hasmahane değil de Samsun'a bir hizmet yarışı olarak seçmen de değerlendiriyor. Kampanyayı da öyle yapıyoruz. İnsanlarla bir iletişim süreci yürütüyoruz. Sadece anlatarak değil, anlayarak da yol yürümeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 7 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından aday olarak açıklanınca önce hem Samsunlunun Samsun'a dair fikirlerini almak için bir anket yaptırmıştım. Sonrasında da Samsun'a fikriyle yön ver diye bir projeyle Samsunları dinleyerek başladık. 15 farklı masa etrafında bir çalıştay yaparak Samsun'un ulaşımını, tarımını, trafiğini, turizmini, sanayisini, Samsunlu'nun beklentilerini aslında başlıklara bölerek tabii, tabii. öyle bir ihtiyaçlar listesi gelecekte Samsun'u nerede görmek istediklerini Samsunlulara sorduk çalıştayla. Samsun'da 2 tane üniversite var, önemli üniversiteler, önemli akademik kadroları olan üniversiteler. Bunların hepsi kıymet. Bu kıymetlerden nasıl istifade edebiliriz diye bir taraftan da birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Sonrasında da şimdi şehrin meydanlarında yine bunu yapmaya devam ediyoruz. İnsanları dinliyoruz. Bir taraftan projelerimizi de buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanların beklentileri çok uçuk kaçık. Aslında projelerde devam ediyor oluşturulmaya, öyle mi? Yani seçime 14 projeleri, gün kala projeleri hala da revize ediliyor. Yaptık ama insan tabii ki beklentileri sürekli değişen bir varlık. Dolayısıyla da insanın ihtiyaçlarına göre belediye hizmetleri de zaten çok dinamik. İhtiyaçlara göre süreklilik arz edecek. O dinleme faaliyetini sürekli devam ettireceğiz. Peki defa. Yani çarşıdasınız, pazardasınız. Kesinlikle. Yoğun böyle tempo var, seçim çalışması var. Ne duyuyorsunuz? Yani Samsunlu ne istiyor, ne bekliyor? Aslında yani toplumun her kesimi, işte kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ne istiyorlar? İnsanlar bir defa kendilerini şehre ait hissetmek istiyorlar. Şehirle alakalı sorunlarının dinlenilmesini arzu ediyorlar. İkincisi belediyeye çok hızlı bir şekilde ulaşmak, dertlerini aktarmak ve dertlerini aktarırken güler yüzle karşılanmak, sonrasında da hızlı bir çözüm üretilmesini arzu ediyorlar. İnsanlar kendilerine kıymet verilmesini,
değerli görmek istediklerini hissettiriyorlar. Ve biz aday olarak açıklandığımız günden beri de Samsun'da çok önemli bir teveccüh var şahsımıza yönelik. Dolayısıyla benim gittiğim yerde bugüne kadar karşılaştığım olumsuz bir tepki hiç olmadı. Zaten siz Samsunlusunuz. Evet, yani efendim. Orada yaşadınız hep. Evet. Ve hukukçusunuz. Öyle. Benim bildiğim kadarıyla da. Ve bir dönemde tabii Samsun'un en önemli ilçelerinden birinin, Çarşamba'nın belediye başkanlığını yapmış olmak da herhalde bir tecrübe, önemli bir tecrübe olsa gerek. Önemli bir tecrübe. Büyükşehir Belediye Başkan adayları içerisinde tek belediye başkanlığı tecrübesi olan benim. Bu önemli bir tecrübe. Bir de biz bu tecrübeyi esasında Covid gibi, deprem gibi, ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde yaşadık ve yaptık, gerçekleştirdik. İnsana dokunarak bir hayat ve bir belediye başkanlığı yapmaya gayret ettik. Benim normal hayatımla belediye başkanı olduktan sonra değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde yaşamaya devam ettiğimiz için millet de bunu çok iyi biliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumuzda da çok büyük bir teveccühle karşılaşıldı. Ve şimdi de şehrimizin sorunlarını ve daha şehrimizi hızlı hale nasıl getirebiliriz? Daha ileri hale nasıl getirebiliriz? Yapacağımız işlerle şehri nasıl güçlü hale getirebiliriz? Kadınların, gençlerin, engellilerin, sokak hayvanlarının ve bunlarla alakalı yapacağımız işlerle ilgili beklentileri nasıl karşılayabiliriz? Bunlarla ilgili çalışıyoruz, konuşuyoruz. Gittiğimiz yerlerde tabii propaganda yapmak durumundasınız, insanlara şunu anlatmak durumundasınız. Şunu çok merak ediyorum. Buyurun. Yani ben de yıllardır yerel yönetimlerle çok iç içeyim, çok biliyorum, takip de ediyorum. Sağolunuz. Şimdi galiba siyasetin en zor alanı belediye başkanlığı galiba, değil mi? Öyle. Yani ben öyle gözlemliyorum. Siz katılır mısınız? Ya insanlar... Çünkü bir kere %100 memnuniyet sağlamak diye bir şey olamıyor. Bu hayatta yok. O mümkün bu değil. Hayatta yok. Ama herhalde asgari müşterekte kesinlikle buluşturmak, vatandaşı bir asgari bir memnuniyet düzeyi oluşturmak önemli, ama bir de galiba hep vatandaşla iç içe olmak. Yani efendim şimdi hep şöyle, ulaşılabilir olmak. Galiba anahtar kelime bu. Olmak. Değil mi? Ulaşılabilir. Vatandaş olmak. Gece 2'de de arayabilir. Sizi eğer kendine çok yakın hissediyorsa ilk arayacağı sizsiniz. Yani evin önündeki su patladığında belediyenin arıza telefonunu aramak yerine sizi aramayı tercih eder. Çünkü başkana daha çabuk ulaşır ve çözüm üretir düşüncesi oluşursa bence başarılı bir belediye başkanısınız ulaşılabilirlik noktasında. Ama esasında işi çok iyi yönetmek ve insanların derdine hızlı çözümü belediye üretiyorsa daha başarılı bir belediye başkanı haline geliyorsunuz. İşi kurumsal hale getirdiğiniz tabii zaman. Tabii o belediye başkanının üstünde şöyle de bir görev var. O koordinasyonu da. Kesinlikle. O bütün birimler arasındaki koordinasyonu da efendim, sağlayacak kişi. Efendim biz 5 yıllığına kişi seçiliyoruz esasında. Belediyenin tüzel kişiliğini alıp başka bir tüzel kişilik oluşturamayız. Ama şu, belediye başkanları iyi bir orkestra şefliği yaparlarsa oradan çok güzel bir melodi ortaya çıkar. Ama belediye başkanları ben işi de ben yöneteyim, altından üstüne her şeyine ben karar vereyim demeye başladığı an orkestra şefliği kaybolmaya başlıyor. Kurum içerisindeki insanlar inisiyatif almamaya, yük almamaya ve sıkıntı olduğu an, sıkıntı olduğu kadarına müdahale etmeye başlıyor. Belediyelerde o yüzden ben belediye başkanlıklarını orkestra şefliğine benzetiyorum. İyi bir belediye başkanı iyi bir orkestra şefidir. Çünkü belediye başkanının görevi bittikten sonra da oradaki memur ve işçisiyle kurumsal yapısını devam ettirmek durumunda. İyi bir yapı oluşturabilirseniz bu şehre çok büyük bir kazanım oluşturur. Tabii Samsun Karadeniz'in önemli liman şehirlerinden de bir tanesi. Hem Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerin de bu anlamda en büyüklerinden bir tanesi. Hem de Türkiye'nin her tarafından insanların gelerek yerleştiği ve bir şehir oluşturduğu bir yer. Çok güzel bir mozaik var Samsun'da. Göç alıyor mu? Şu anda almaya devam ediyor. Şuralardan alıyor. Samsun'a yakın şehirlerden, deniz kenarındaki bir şehirde yaşama arzusu olan insanların ve en yakın büyük şehirde yaşama arzusu olan insanların. Çünkü Samsun her şeyi içinde barındırdığı için insanların çok rahat hissettiği bir yer kendini. Dolayısıyla da göç alan bir şehrimiz var. Ve bir taraftan da sanayilerimiz artıyor. Organize sanayi bölgelerimizle Çarşamba'dakini bitirdik. Yine Havza'daki bitti ve genişleme alanlarıyla artı devam ediyor. Tekeköy'de yeni bir organize sanayi bölgesi kuruldu. Tahsislere başlıyoruz. Vezir Köprü hakeza aynı şekilde, Terme aynı şekilde, Bafra aynı şekilde derken önemli bir organize sanayi bölgesi hamlesi var. Tersine göçü tekrar başlatıyoruz. İnsanlar
doymak için şehirlerinden ayrılarak başka şehirlere gidenler özellikle EYT ile de tecrübe kazanarak yeniden memleketlerine dönüyor. Bunu ben de çok gözlemliyorum. Evet. Özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan galiba büyük şehirlerden. İstanbul için de çok faydalı bir şey bence. İstanbul'u evet. boşaltmayı sağlayabilir belki biraz. Anadolu'daki bu sanayi yerleşkeleri. Aynı zamanda biz bir tarım şehriyiz. Bu durum tarımı da biraz destekliyor. Çarşamba'da ben bunu gözlemledim. Organize sanayi bölgesindeki fabrikada işe başlayan birisi. Aynı zamanda köyü yakında bir köyse oradaki evinde yaşamaya başlıyor. Oradaki tarımsal faaliyetiyle de ilgilenmeye başlıyor. Hayvancılıkla ufak tefek başlıyor. Derken bu hem tarımı hayvancılığı biraz daha devam ettirebilir hale getiriyor. Bir taraftan da sanayi üretimi başlamış oluyor. Hem de Türkiye'nin belli bölgelerinde sanayinin birikmesinin de esasında önüne geçmiş oluyoruz. Samsun o yüzden hızlı potansiyellerini hayata geçiren bir şehir. Aynı zamanda ulaşımını biraz buna göre hazırlamamız gerekiyor şimdi. Trafik var mı? Trafik var. Samsun'da da var. Var. Samsun'da trafik var. Samsun'un da trafikle alakalı bir derdi ve sıkıntısı var. İnşallah yapacağımız yeni kavşaklardaki ve yan yollardaki uygulamalarla ve şehrin üst kotlarından gelen trafiği, alt kottaki trafiği kesmeden hareket ettireceğimiz şekillerle Ulaştırma Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bir yılın sonunda ama iki yılın sonunda %40 oranında bir iyileşmeyi sağlamış olacağız. Raylı sistem var Samsun'da. Samsunlu raylı sistemi kullanıyor. Yaklaşık 70 bin yolcu her gün raylı sistemde. Nüfus ne kadardı bu Samsun, arada? 1 milyon 400 bin civarında ama çok hareketli bir şehir tabii. Özellikle hafta sonlarında ve yazın nüfus çok artıyor. Kırıkkale'den Samsun'a kadar insanların deniz görebilecekleri başka bir şehir yok. Hafta sonları çok misafirimiz var bu anlamda. Samsun'a 2 milyon civarında şu anda yıllık turist geliyor. İnşallah 5 yılın sonunda bunu 5 milyon sayılarına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da yaparken bir taraftan kruz gemileriyle Rusya'dan şu anda turist gelmeye başladı. Yani potansiyeli çok yüksek. Bir kere yani yeşilin her tonu, mavinin her tonu ve onlar birleşiyor. Geldiniz mi efendim? Evet, geldim. Tekrar bekleriz inşallah. Seçimden sonra misafir etmeyi düşünüyoruz. Çünkü turizmle ilgili yapacak çok işimiz var. Samsun'un hem deniz tarafında yaklaşık 40 kilometrelik bir sahili var ama şimdi 19 Mayıs'tan Tekkeköy'e kadar sahili uzatacağız. Bir taraftan tabii 2014 yılında bir büyükşehir yasası gerçeğiyle Samsun karşı karşıya geldi. 17 ilçesi var fakat merkez ilçe sayısı 4. Hatta 3 diyelim. Tekkeköy'de kırsalı çok olan bir ilçemizdi. Dolayısıyla 2014'ten bugüne kırsaldaki içme suyu, yol, altyapı sorunlarıyla alakalı hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamak için iki dönemdir hem Yusuf Siyah Yılmaz Başkan'ın döneminde, şu anda da AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, hem onun döneminde başlayan, sonra kısa dönem Zihni Şahin Başkanımızla devam eden, en son dönemde de Mustafa Demir Başkanımızla bayağı bu konuda mesafe aldığımız, %85'lerde kırsaldaki işimizi bitirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Kırsaldaki bu işlerimizi bu 5 yıllık süre içerisinde yaptığımız işleri ilçelerimizde prestij caddeleriyle daha da insanların yaşadıkları şehirden mutlu hale getirecek uygulamalarla makyajını artırmış olacağız. Aynı zamanda altyapıyla beraber bunları gerçekleştirirken bir tarafta da şehir merkezinde artık yeniden ele almamız gereken işler var. Özellikle, yani turizm bir nevi bir turizm atağı için önce bir altyapıyı halletmek lazım galiba. Önce bir altyapısıyla üst yapısıyla bir hazırlık aşaması gerekiyor. Kesinlikle şehir buna bir taraftan hazırlanmaya başlıyor. Bir taraftan da Yusuf Siyah Yılmaz Başkan döneminden beri şehirle alakalı turizmle ilgili yapılan çok işler vardı. Şimdi mesela Samsun Müzemizi açtık. Geçen Kültür Bakanımız Samsun'daydı. Karadeniz'in en büyük müzesi. Bir ayda ücretsiz Samsunları gezmeye de şimdiden çevre illerdekileri de davet etmiş olayım aracılığınızla. Bir taraftan otel sayılarımız ve yatak sayılarımız şu an için iyi. Turist sayısı arttıkça otel yatırımcılarının da yatırım yapma kabiliyetleri, kapasiteleri mutlaka artacak. Bir taraftan sağlıkla alakalı bizim altyapımız gerçekten çok yüksek. Sağlık turizmiyle alakalı yapacak işlerimiz var. Ama sağlık turizminde önemli bir yerde. Ben takip ediyorum Samsun'u. Evet. Daha da önemli yere getirmemiz lazım. Direkt uçuşları arttırdığımızda Gürcistan'la başlıyoruz şimdi Tiflis'ten. İnşallah sağlık turizmiyle Samsun'a misafir olarak getirdiğimiz insanları aynı zamanda da Vezi Köprü'nün kanyonundan, Bafra'nın kuş cennetinden Kapıkaya Festi'ne, bir taraftan Ayvacık'taki baraj göllerine, Çarşamba'daki Hürriyet Ormanları'na, bir taraftan Terme'deki Miliç'e, Samsun'un doğal güzelliklerine, Ladin'e, Vezir Köprüsü'ne, her tarafına, kanyonuna götürebilme imkanımız olacak. Bir defa insanların şehre gelme isteklerini bir noktada başlatmamız gerekiyor.
başlattıktan sonra şehir içerisinde gezdirmemiz biraz daha kolay hale geliyor. Bir de kalma süresini ne kadar lazım artırabilirsek o kadar iyi oluyor galiba. Samsun denizden dolgu oluşturularak tek golf sahasına sahip olan dünyadaki tek şehir. 18 delikli bir golf sahası var. Geçen yıl mesela bir çift çok fazla vardı ama bildiğim en uzun süre kalan bir ay kaldılar. Golf oynamak için Samsun'a geldiler ve bir ay kaldılar. İnsanlar belki ya bir ay kalan bir turist vesaire diye değerlendirebilir ama bacası sanayidir turizm. 5 milyon turistin Samsun'a gelmesi demek. Hedef 5 milyon. 5 milyon. 5 yılın sonunda 5 milyon. Allah nasip ederse. Peki eğer seçilirseniz 31 Mart gecesi, yani 1 Nisan itibariyle o koltuğa siz oturursanız, bu yaz için hemen turizm hedefiniz ne? Turist efendim sayısı? Bu yaz için şöyle, bir defa 19 Mayıs geliyor hemen. 19 Mayıs'ta bir defa bir hafta Samsun Atatürk şehri. 19 Mayıs 1919'un şehri. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli bir yeri olan şehrimiz Samsun. Kesinlikle. Ve bunu da tabii turizme çevirmek gerekiyor. Kesinlikle yeterince pay alamadığımızı düşünüyorum. Tabii o yerli pastadan yeterli pay alamıyoruz diyorsunuz. Yani Atatürk herhalde başka bir şehre çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış olsaydı bence çok daha fazla pay alınabilirdi. Ve biz bu konuda eksiklerimizi giderek yolumuza devam edeceğiz. Artılarımız var, eksiklerimizi gidereceğiz. Çünkü zaman değişiyor, beklentiler değişiyor. İnsanların talepleri, istekleri değişiyor. Dolayısıyla da turistin de ihtiyaçları değişiyor. Bu manada biz 19 Mayıs'ta bir haftalık bir şölen havasını bir defa şehre yaşatmayı hedefliyoruz. Sonrasında da Kültür Yolu Festivali 16 ilden bir tanesi oldu Samsun. Bu yıl ilkini Haziran ayında Samsun'u yaşamış olacak çevre illeriyle beraber. Bu festivaller bir defa inanılmaz manada bir çevre illerden de insanların Samsun'a gelmesini sağlamış olacak. Şu anda Bandırma Vapuru'nu günlük 4000 kişi ziyaret ediyor. Günlük 4000. Bu sayıları daha da artırmamız gerekiyor. Orada bir dijital kurtuluş yolu oluşturalım arzu ediyorum. İnsanlar girdiğinde Bandırma Vapuru'ndan inen Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte bir dijital bir yolculukla Kurtuluş Savaşı hikayesini de görmüş olsunlar istiyoruz. Ne kadar farklılaştırabilir, zenginleştirebilirsek o kadar çok insanların ilgisini çekebiliriz. Bir tarafıyla da bunun haricinde Atakum bizim bu manada çok güzel bir ilçemiz. İnsanların eskiden bundan 20 yıl önce Samsun denince akla gelen Çiftlik Caddesi'ydi. Şimdi Atakum ilçesini Samsun'un ismiyle beraber insanlar biliyor. Dolayısıyla da Atakum'u bir festival ilçesi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Sahiliyle beraber Sokak Sanatçıları Festivali'nden Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerin ortak yapacakları festivallere ev sahipliğinden. Spor altyapımız çok güçlü bizim. Spor bir testlerimiz. Aslında spor şehri. Öyle iki tane bakanımız oldu. Bu bakanlar döneminde Samsun önemli kazanımlar elde etti. Çağatay Kılıç Bakanımız döneminde açılan bir sürü spor testlerimiz oldu. Bu tesislerle Samsun spor altyapısını fazlasıyla şu anda yaşıyor. Ama sadece futbolla odaklanmamak gerekiyor galiba. Var, hepsi var efendim. Biz de çarşambadayken sporcuya zaten destek veriyorduk. Benim bir tane sporcum şu anda madalyasını aldı geldi. Atletizmde Esra Bayrak diye bir kızımız. Şimdiden de tebrik ediyorum. Evindeki diğer arkadaşlarla beraber hepsi şu anda altın madalyalarını Avrupa'dan aldılar geldiler. Olimpiyatlara gidecekler. Samsun farklı spor dallarına da çok ev sahipliği yapan bir şehir. Biz kano yapıyoruz mesela çarşambada. Durgun Su Kano Parkuru'nda Türkiye'nin ilk tesisi Samsun'da, Çarşamba ilçesinde kuruldu. Şu anda sporcularımız, milli sporcularımız var. Bir tarafıyla bu spor tesislerimiz de spor olimpiyatları havasında bir spor turizmi anlamında da inşallah şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Turizm Bakanlığımızla Büyükşehir Belediye'miz, Samsun Valiliğimiz, Kapadokya Üniversitemizin çalışmasıyla turizm master planını da hayata geçirmek üzere ilan etti. Geçen hafta o ilanı da gerçekleştirdik. Bu turizm master planıyla da hedeflerimizi ortaya koyduk. Yol haritamız belli. Bundan sonra çalışacağız, gayret edeceğiz, sayıyı arttıracağız aslında inşallah. Aslında uzun vadeli bir planlamadan bahsediyoruz. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlamamız var. Ama 5 yılın sonundaki planımız turizmden 5 milyon kişinin girdiği bir Samsun şehri oluşturmak. Şimdi Sayın Başkan, yani büyük şehirlerin en önemli önceliği de tabii ki kentsel dönüşüm. Evet efendim. Değil mi? Yani evet. Samsun'da biz şimdi İstanbul için bunu çokça konuşuyoruz. Hani Ankara için, İzmir için, yani diğer şehirler için, ama Samsun'daki durumu da merak ederim. Samsun'daki yani durum gözle görülür bir vaziyette, ihtiyaç var efendim. Öyle mi? Yapı stoku ne durumda? Denizden Samsun'a bakınca özellikle İlk Adım ilçesi, Atakum yeni kurulan bir ilçemiz. Planlama noktasında sıkıntıları ve tartışılacak yönleri mutlaka var.
Ama Canik ilçemiz bir taraftan kentsel dönüşüme başladı. Devam eden uygulamalarımız var. Fakat ilk adım ilçemizde kentsel dönüşüm hadisesi hayata geçmiş değil. İnsanların beklentileri var. Plan nedeniyle de doğalgaz alamayan çok evimiz ve insanımız var. Dolayısıyla da insanlar yaşam koşulları farklılaşmak zorunda kaldığı için oralardan göç ettiklerinden dolayı Samsun'un merkezinde yaklaşık 6-7 mahallemizde bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. 70 hektarlık bir alan. Burayı bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Seçimden sonraki ilk işimiz kentsel dönüşüm. Bunu sadece dirençli şehirler ortaya koymak anlamında söylemiyorum. İnsanlarımızın yaşadığı yerlerdeki güvenli şehir, konforlu şehir ihtiyacını da gidermek durumundayız. Yaşam standardını kesinlikle yükseltmek aslında. Kesinlikle. Çünkü şöyle, oradaki ev sahibi olan insanların %60'ı 70'i evlerini bırakıp başka ilçelere ya da ilçenin başka mahallelerine göç etmiş durumdalar. Oralarda gerçekten Samsun'un esasında merkez bir mahalle kültürleri vardı. Bunlar kaybolmuş durumda. Bir taraftan çok fazla mülteci şu anda olmasa bile mültecilerin yerleştiği veya başka da dar gelirli insanların yerleştiği farklı farklı yerlerden insanların gelerek kriminal hadiselerin de artık oluşmaya başladı ve Samsun merkezinin bundan artık sıkıntı duyduğu bir durum oluştu. Ne kadar göçmen nüfus var? Samsun'daki göçmen nüfus sayımız gittikçe azalıyor veya gelenlerde şöyle bir durum oluştu. İş hayatına adapte oldular. Samsun'da bir göçmen sorunumuz çok fazla yok. Fakat Çiftlik Caddesi ve Gazi Caddesi oralarda biraz insanlarımızın da rahatsız olduğu, bizim de müdahale ederek iyi yönetmek zorunda kalacağımız işlerimiz var. Şehirde sorun olan bir göçmen durumumuz söz konusu değil. Fakat şöyle bir gerçekliğimiz var. Tabii çok kontrolsüz bir şekilde ülkeye gelmek durumunda kalınınca Samsun'da bundan biraz nasibini eksi yönde aldı. Fakat şimdi organize sanayi bölgeleri ve sanayilerde bu insanlar çalışıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar. Bir şekilde şehrin üretimine de katkı sağlayan tarafı var. Samsun için şu an için bir sıkıntılı tarafı yok. Fakat kentsel dönüşüm bizim en önemli sıkıntımız. Peki yol haritanız ne kentsel dönüşümde? Yani nasıl bir hayaliniz var? Yani efendim, şöyle, parsel bazlı dönüşümden mi bahsediliyor? Yani bina yenilemekten mi yoksa bir durum ada oluşmuş. Bazlı büyük dönüşümler. 20 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde kentsel dönüşümü biraz özel müteahhitler eliyle yapabilelim diye Hastanebaşı, Kökçeoğlu gibi mahallelerimizde emsaller arttırılarak müteahhitlerin girmesi beklenilmiş. Fakat müteahhitler de girmemiş. Öyle bir durumumuz var. Ama bu emsal artırmak da başka problemleri getiriyor. Başka problemleri meydana getiriyor. Çünkü onu da yeniden oturup konuşarak insanların yaşayabilecekleri bir forma dönüştürmek durumundayız. Bir taraftan da diğer mahallelerimizde de riskli alan kararları alındı. Bakanlığımız tarafından da geçen ay içerisinde artık onaylandı. Biz bir an evvel belediye eliyle bir şirket kuracağız. Veya mevcuttaki şirketlerimizden birini inşaat şirketi haline dönüştüreceğiz. Bir taraftan emlak konu TOKİ deprem bölgesinde tabii çok önemli işleri var. Girilebilir girilemez orasını bilemiyorum ama biz çok o tarafına da bakmadan yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan alacağımız desteklerle yol haritamızı belirleyip parsel bazda anlaşmalar yapmak suretiyle insanları yerinden dönüşümü sağlamak zorundayız. Çünkü başka alanlara da gitmeyi insanlar arzu etmiyorlar. Kendi bulundukları alan içerisinde bir dönüşümün olması gerektiğini istiyorlar. Bunu yapabilirsek biraz orada birbirini tanıyan insanlar arasındaki komşuluk durumunu da arttırmış oluruz. Şehri bir taraftan kentsel dönüştürürken esasında kültürel, sosyal, ekonomik durumu da dönüştürmek durumundayız. Bu hepsini beraberinde sağlamış oluyor. Bir taraftan Çiftlik Caddesi, Gazi Caddesi, Mezciye Caddesi bu kentsel dönüşüm alanlarımızın alt bölgelerinde. Buralardaki dönüşümü turiste hazır hale getirmekle alakalı yapacağımız işleri de bununla beraber tasarlamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Allah nasip ederse valilik ve Atatürk Kültür Merkezi gibi yapılarımız var bizim sahilde. Bunları da kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi de 5-6 bina içerisinde. Onlarla beraber hepsini bir kamu kampüsü alanına taşıyacağız. İnşallah kaldırdığımız alanı da bir kent koridoru olarak bir yeşil alan, insanların rahatça vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştüreceğiz. Bir taraftan yukarıdaki yapacağımız yeni alan bu kentsel dönüşüm alanlarına da yakın bölgeler. Alt tarafında bir 300 dönümlük bir kent parkı hayal ediyoruz. İlk adım ilçemizin üst kotlarında insanların buraları bir yaşam alanı haline getirebilecekleri bir süreci başlattığımızda buradaki kültürel sosyal dokuyu da daha yukarıya taşımış olacağız. Dolayısıyla da Samsun'u daha ileriye taşımış olacağız. Bir taraftan kırsal mahallelerimizde ve
Çevredeki ilçelerimizde yapacak işlerimiz var. Organize sanayi bölgeleriyle oralarda insanlar tarafından yerleşmek için tercih edilen yerler haline geliyor. Oralardaki altyapıyı da buna bir taraftan hazır hale getiriyoruz. Bafra'da, Çarşamba'da, Terme'de, Vezirköprü'de altyapı yatırımları devam ediyor. Devam edecek işlerimiz var. Bunları bitireceğiz bu dönem içerisinde. İçme suyu arıtma tesisimizin kapasitesi dolmak üzere yeni bir arıtma tesisine ihtiyacımız var. Atık arıtma tesisimiz kapasitesi. İleri biyolojik arıtma mı evet, bu? Evet. Biyolojik arıtma tesisine ihtiyacımız var. Ona da başlayacağız. O da kapasitesini artırmış durumda. Turizme şehri her yönüyle hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan biz tarım şehriyiz. İki tane önemli nehir akıyor Karadeniz'e. Samsun'un içerisinden iki nehir bir şehir diyorum bazen. Kızılırmak ve Yeşilırmak. Bafra önemli bir ovamız. Yine Çarşamba önemli bir ovamız. Ama bu ovalarda tabii insanlar ne kadar geliri fazla elde edebilirlerse farklı ürünlerden o ürüne doğru bir yönelme söz konusu oluyor. Çarşamba Ovası dengeli bir tarım politikası gerekiyor. Evet. Çarşamba Ovası fındığın hakim olduğu, kavak ağacının hakim olduğu, fındıktan önemli gelirin elde edildiği bir ilçemiz. Aynı şekilde Bafra Ovamızda Çeltik'te hakeza aynı şeyi yaşıyor. Bizim insanlara özellikle genç çiftçilere, köylerinde yaşamayı devam etmeye çalışan çiftlere, insanlara farklı gelir şekillerini tarımla alakalı göstermemiz gerekiyor. O yüzden bir SATEM, Samsun Tarım Eğitim Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Hem ticaret borsalarımızı, hem ziraat odalarımızı, hem de Tarım İl Müdürlüğümüzü sürece dahil ederek üniversitelerimizle ve ziraat fakültemizle beraber veterinerlik fakültemizde tarımsal eğitimi sağlamak zorundayız. Seracılıkla alakalı artık Antalya bölgesi sebze üretiminden muz üretimine doğru geçiyor. Çünkü sıcaklık farklılaşmaya başladı. Samsun'da çok fazla ısıtmaya maliyetine, orada soğutma maliyeti daha fazla şu anda artış gösterdi. Bizdeki ısıtma maliyeti oradaki soğutma maliyetinden daha düşük. Seracılıkla alakalı Samsun'da yapacak işlerimiz var. Vezirköprü'de bir taraftan sulama işlerini halledebilirsek ki bu dönem halledeceğiz inşallah. Bir yıl içerisinde %80-85'ini bitirip iki yıl içerisinde sulama işini tümüyle bitirmeyi hedefliyoruz. Bunu bitirebildiğimizde Vezirköprü Ovası zaten artık tamamen sebzenin yetiştiği, insanların Samsun'un ve çevre illerin ihtiyaçlarının giderildiği bir ova haline gelmiş olacak. Bu arada susuzluk tehlikesi var mı? Ya da buna karşı önlemleriniz ne? Her şehirde var. Samsun'da da gelecek 10 yılda bunlar yaşanabilecek bir tehlikedir. Çünkü Türkiye'nin su zenginliği çok fazla yok. Samsun belki bu manada su zenginliği en yüksek olan illerimizden bir tanesi. Ama suyu tasarruflu kullanmak ve su fiyatlandırmasını da bu tasarrufu özendirecek şekilde yeni baştan bir konuşacağız. Hemşerilerimizin kendilerini mutlu hissedecekleri bir politikayı da hayata geçirmiş olacağız. Suda yani indirim gibi değil ama su politikasını biraz tasarruflu kullananların bundan cazip halde kullandıkları bir süreci yaşatmak durumundayız. Çünkü bizim altyapıyla alakalı önemli yatırım işlerimiz var. Samsun'un merkezdeki kayıp kaçak oranlarımız %30'lar seviyelerinde, ilçelerde daha fazla. Yani biz bir de suyu alt kottan alıyoruz. Gökçekmek Barajı'ndan Samsun'un üst kotuna elektrikle. Dolayısıyla maliyet elektrik yüksek. Maliyetimiz çok yüksek ve suyu evlerimize götürene kadar %30'unu toprağın altında kaybediyoruz. Borularımız eski, asbest borularla su içen hemşerilerimiz var. Asbest boruları bir an evvel Samsun'un gündeminden çıkarmak zorundayız. Hem çok çabuk kırılıyorlar hem asbest artık Avrupa'da, dünyada yasaklanmış, kanserojen etkileri olan bir altyapı sistemi. Bundan da çıkmamız için suyun maliyetindeki yapacağımız her indirim hemşerilerimize geleceğe bir borç olarak bırakılmış olacak. Popülist davranmadan, işi düzgün yöneterek bir taraftan güneş enerji santrallerini sayılarını arttırıyoruz. Buradaki elektrik maliyetlerini düşürdüğümüz her maliyetleri de hemşerilerimize maliyete bir kendilerine katkı olarak da yansıtmış olacağız. 3 dakikamız kalmış. Evet. Yönetmenim uyarıyor. Şimdi anladığım kadarıyla siz eğer seçilirseniz işe bir taraftan altyapıdan, bir taraftan kentsel dönüşümden ve tarım politikalarını yeniden gözden geçirmekle başlayacaksınız. Tabii bahsettik aslında da biraz ayrıntılandıralım bu kalan 3 dakikamızda. Samsun bir üniversite şehri. Genç nüfus fazla, evet. Üniversiteliler var, evet. Ve gençlere ne vaat ediyorsunuz? Efendim biz gençlerle sürekli bir araya geliyoruz ve konuşuyoruz. Nereye davet ettilerse gittim. Hangi görüşten genç grubu vardır asla bakmıyorum. Çünkü konuşmak zorundayız. Bir defa gençlik meclislerini ve kadın meclislerini Samsun'da hayata geçireceğiz. Birlikte konuşacağız. Çünkü gerçekten çok öğrendiğimiz işler var konuşarak birbirimizden. Gençlerle alakalı bir petek projemiz var. Bu peteği hayata geçirmeyi planlıyoruz. Petek projemizde özellikle üniversitelerimizin
Teknopark'la alakalı altyapısında bekleyen firma sayısı, Teknopark'taki firma sayısı kadar bekleyen firma var. Kuluçka merkezlerini hayata geçireceğiz. Öğrencilerin artık beklentileri sadece oturup ders çalışma kütüphane beklentisi gibi de değil, orayı bir sosyal yaşam alanı olarak görebilecekleri yaşam alanları kendilerine vaat edilmesini arzu ediyorlar. Dolayısıyla work up'ların içerisinde olduğu çalışabilecekleri atölye alanlarıyla hatta kendi kulüplerini orada toplayabilecekleri ikişer saat arayla kulüpler olarak oraları kullanabilecekleri farklı bir sistemi Samsun'da üniversite öğrencilerimizle beraber hayata geçireceğiz inşallah. Beklentilerini karşılamak bizim en önemli yükümlülüğümüz. Biz belediye olarak da... Yani ben, aslında katılımcı bir anlayış kesinlikle, belirlenecek. Şöyle ben çarşambada da bunu yapmaya çok gayret ettim. Üniversite bizde, hukuk fakültesi, iletişim fakültesi bizim ilçemizde. Öğrencilerimizin her ihtiyaçlarına sanki rektörlüğe bağlı değil de üniversite çarşamba belediyesine bağlıymış gibi hareket etmeye gayret ettik. Burada aynı hassasiyeti üst seviyede öğrencilerimizle beraber yaşayacağız, yaşatacağız. Beklentileri bizim için önemli. Gelecek gençlerin diye bir söz var. Ben katılmıyorum, gençlere de söylüyorum. Bugün gençlerin, geleceği beraber tasarlarsak düzgün bir şekilde onlara bırakırız. Yoksa gelecek gençlerin deyip de sorunlarımızla beraber yeniden şehri gelecekte onlara bırakırsak yani doğru bir şey olmamış olur. Sorunlar bıraktıktan sonra gelecek gençlerin, gençlerin dememizin bir manası yok, kalmıyor. Yok efendim, çok öyle. Doğru söylediniz. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Adaylığınızda. İnşallah 31 Mart'ta da Samsun'umuz için hayırlı bir neticeyle Samsunlulara hizmet etmeyi de Allah bizlere nasip eder. İnşallah kalplerini, gönüllerini de kazanarak hemşerilerimizle bir ahenk içerisinde Samsun yönetimini Türkiye'ye örnek bir şehir olarak göstermiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar teşekkür hayırlı ederim. Olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür.